Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet, gündemin konusu yine voleybol kadınlarda. Bu kez Fenerbahçe Opet kadınlarda kupa voleyi şampiyon olmayı başardı. Gerçekten bu çekişmeli geçiyor. Ama şöyle söyleyeyim, voleybolda düşüş var. Geçenlerde yazdım aynı yazıyı da şimdi onu da söyleyelim. Geçen seneler Avrupa'da yani SEV Şampiyonlar Ligi'nde final yapan takımlar şu anda Türkiye Ligi'nde karşılaşmak zorunda kaldılar. Ne yazık ki oradan elendik. Yani en sonunda Fenerbahçe elendi. Önce Vakıfbank elendi. Sonra Eczacıbaşı ve Fenerbahçe de elendiler. Şu anda Avrupa'da. Belki İtalyanların çalıştırması mıdır? Nedir? Onu da düşünmek lazım. Yani bizi yani milli takım dünya şampiyonu yapan çalıştırıyordu. O da çok başarılı. İtalyanlar zaten bu konuda çok başarılılar da. Yani biz de çok başarılıydık. Ne oldu? Nazar değdi diyelim yani. Avrupa'da da final yapılabilirdi. Yani en azından biri finale çıkardı. En sonunda Fenerbahçe 6 sette kaybetti. Ama ondan hemen dönüşte Aksa Kupa Voley macerası başlamıştı. Kuzey Boru ile karşılaşmıştı. Kuzey Boru'ya daha önceden Fenerbahçe yenilmişti. Ama bu kez hiç fırsat vermedi. 3-0 mı 3-1 kazandı ve finale çıkmayı başardı. Finalde de zorlu rakipler vardı. Öbür tarafta da Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşılaşıyordu. İkisinin de zorlu mücadelesine Eczacıbaşı galip ayrıldı. Orada da 3-2. Zaten bunlar zaten birbirine denk takımlar. Çok zor maçlar oluyor. Yani kazanmak yani nasıl söyleyeyim anlık mesela en az hata yapan bu işi başarıyor. Onun için de en az hata yapan Fenerbahçe oldu ve kupayı kazanmayı başardı. Tebrik ediyoruz. Bakalım ligde de gene aynı şeyler oldu. Ligde de karşılaşmalar belirlendi playoff'ta. Şimdi Fenerbahçe gene Türk Hava Yolları'yla karşılaşacak. Vakıfbank'ta Eczacıbaşı ile karşılaşıyor. Bakalım orada yine aynı şekilde mi olacak yoksa kim çıkar bakalım. Ama tabii şöyle söyleyeyim gene başarılı olan hani başarılı olanlar bu işi götürüyorlar. Ama çok iyi takımların karşılaşması olacak. Çok güzel voleybol maçları olacağına eminim. Evet Fenerbahçe dördüncü kez kupayı kazanmayı başardı. Zaten şöyle söyleyeyim bu işi ya işte Vakıfbank götürüyor, Eczacıbaşı ya Fenerbahçe götürüyor genelde. Başkalarına da zaten düşmüyor. Öyle söyleyebiliriz yani. Genelde bu takımlar arasına geçiyor. Şampiyonluk da genelde bunların arasına geçecek. Çünkü en iyi yatırım yapanlar, en iyi kazananlar oluyor. Tabii bu Avrupa'da orada zaten şöyle söyleyeyim 3-0 ilk maçın bitmesine mesela ben Fenerbahçe'nin aynı zamanda Eczacıbaşı'da set verdiğiniz zaman geri toparlamak zorunda. Mesela 3-0'la falan geçtiğiniz zaman orada gerçekten bir yani deplasmanda en azından bir iki set kazanmak lazım. Yoksa olmuyor bu iş. Yani yoksa kazanma ihtimaliniz yok yani. İşi şansa bırakmayacaksınız. Yani es geçtiğiniz anda bu iş bitiyor. Onun için dikkat etmek lazım. Seneye diyelim. Ama görünen şu anda biraz level'ımız aşağı düştü. Ben nazar de diyorum kadınlara. Gerçekten çok başarılı. Son yıllara damga vuran bir sistem vardı. Fenerbahçe olsun işte Galatasaray Eczacıbaşı olsun Vakıfbank zaten son yılları domine etmişti adeta ama ona da ne olduysa o da çöktü. Hani anlaşılır gibi değil. Yani buradan şöyle söyleyeyim bunlar birbirini eleyerek buraya geliyorlardı. Final oynuyorlardı. Ama bu sene ne yazık ki voleybol biraz aşağı düştü. İnşallah olimpiyatlara yansımaz diye düşünüyorum ama şu anda görünen bu. Evet, Fenerbahçe'yi bir kez daha tebrik ediyoruz. Herkese sağlık ve mutlu günler diyorum. Hoşça kalın.